7 Eylül, 13 Eylül aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanlara şey demişim. Var et, başla ve start ver. Yani gerçekten ne hayal ediyorsan ve Rabbimden ne istiyorsan sanki öyle güzel. Çünkü geçtiğimiz hafta bu sistemlerin heyecanını yaşıyorsunuz. Biraz daha detaycı, biraz daha kontrollü bir sistem evresindesiniz. Daha sistemi kontrol eden ve daha detaycı yönleriniz ön plana girdi. O da gerçekten ne istiyorsunuz ve kararınız neyse gerçekleşecek. Özellikle butik işiyle ya da tekstil işiyle olan aslan burçlarında güzel yer dekorasyonu ya da yenilenme ya da büyütme gibi fikirleriniz olacak değerli aslan burçları. Ve bu sizin kendi işinizle ilgili büyüme, daha rahat önünüzü görme ve planladığınız her şey hayata geçme evresinde söz konusu olacağını söyleyebilirim. Bilgisayar ya da mühendislik alanında, yani teknolojik tasarım, moda tasarımı, dekorasyon alanında oluşan aslanlarda da çok güzel bir ihale ya da beklediğiniz bir iş kapınızla ilgili bir büyük bir sevinç ve marka bir noktaya girmek istiyorsanız da bununla ilgili start verilmiş gözüküyor ve şimdiden hayırlı olsun diyorum değerli aslan burçlarım. Aslanlara şöyle demişim, farklı şehirler ya da farklı ülkelerden haber beklentiniz varsa, biraz daha gecikmeler olsa da o beklediğiniz haber eninde sonunda gelecek. Sadece siz inancınızı kırmayın, enerjinizi değiştirmeyin. Olumlu süreç size sunacak diyebilirim. Evli olanlarda çocukla ilgili karar, sanki bazı aslanlarda gebelik evresi başlamış. Bazı aslanlarda da hani çocukları doğurma haftası ya da yakınlaşma haftasının heyecanı. O yüzden çocuk odası, perde, sanki zıbınlık, yani bir çocuklarla alakalı böyle bir alışveriş, özellikle yeni doğmaya ya da hamilelik evresinde alışveriş dönemi başlamış olarak görüyorum. Yani haritanızda böyle bir enerji var. O yüzden mutlu ve heyecanlı bir dönem yaşayacağınızın uyarısı gösteriyor değerli aslan burçları. Bazı aslanlara da demişim ki, kırgın olan kalbimi kimse iyileştiremez. Yani ben o kadar çok kırıldım ki, yani yaşadığım ilişkiye o kadar çok emek verdim ki, şu an böyle kenar atılmış paçavra gibi hissediyorum diyorsunuz bazı aslanlar. Bu da ayağınıza gelecek ve sizden özür dileyecek. Hiç korkma, Rabbim seni öyle güzel, hani o burnu sürte sürte gelecek ve sen, ya Allah'ım sen ne büyüksün diyeceğim bir enerjiye geleceksin. O yüzden kalbini bu hafta güzel tut ve niyetini doğru yap ki Rabbim sana kim kalbini, bu kardeş olur, arkadaş olur, iş hayatınızdaki kırgın olduğunuz insanlar olur. Yani kime kırgınlık ve kalbiniz incittiyse böyle bir şey, içinizdeki o Rabbimle olan enerji size hak ettiğiniz özürü ya da hak ettiğiniz bağışlama dediğimiz evreyi size sunacak olarak görüyorum. Son zamanlarda bazı aslan burçları inanç evreniz çok fazla güçlenmeye ve niyetlerinizi eğer doğru yaptığınızda kapılarınız açık. O yüzden bazı aslanlara demişim ki, yani tüm aslanlara diyorum aslında, inandığınız ki eğer Hristiyansanız kilisede pazar günü, eğer yani Müslümansanız ya da fark etmiyor dininiz, mezhebiniz, inandığınız göre sabah böyle ezan sesiyle ya da sabahın ağarmadığı vakitte, hani böyle gün ağarma enerjisi olur ya, o vakitte dileğinizi ve namazınızı kılarsanız çok güzel bir aydınlanma. Satmak istediğiniz ailenize ait bir mülkle anlaşma haftanız söz konusu olacak. Kendi hedeflediğiniz evinizle ilgili kararlar vereceksiniz. Bir de çok borcum var, kredi kartımı ödeyemiyorum, artık bana bir mucize olmalı diyen, ben artık tıkandım, ne ev ne fatura ne aileme ne çocuklarıma bakamıyorum. Size de güzel bir mirasın sevinci, ama bekleyeceğiniz için borç alacaksınız ama bu miras sizin kapınıza gelecek değerli aslan burçları. Evet, sizde de boyun fıtığı, bel fıtığı ve siyatik sorunları söz konusu olabilir ve çok güzel bir görüşmediğiniz ve çok uzun süredir merak ve aklınızdaki soru işareti dostunuzla yakın dönemde bir haber ve bu haber size iyi gelecek. Evlilik haftası olan bazı aslan burçları var. Yani aksilik yaşayacak mıyım, evlenecek miyim diye korkmayın, evliliğiniz gerçekleşecek. Endişe etmenizi istemiyorum. Kariyer anlamında da yüksek eğitim almak isteyen aslanlar biraz daha bekleyin. Zaten siz çok başarılısınız. Şu dönemi bir atlatalım. Ondan sonra kariyerinizle alakalı ne yapmak istiyorsanız doğru bir süreç olacağını söylüyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sevgiyle kalın, umutla kalın, aşkla kalın.